Yani özlemişiz kendisini. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz siz de. Sağ olun. Evet. Şeref abi sen başlamadan şiirlere başladı onu söyleyeyim. Gözümüz yollarda kaldı. Evet. Neydi sen nereye bakarsan ben oradayım mıydı? Sen bana bakma. Ben senin baktığın yerde olurum. Özdemir Tamam. Asaf öyle diyor. Maliye için söylüyorum onu. Maliye gözünün her değdiği yerden vergi alıyor ya. Bir de çok fazla hani kör alanları var. Bakmadığı yerler var. Hani vergi istisnaları. Şimdi oralara da bakacağım diyor. Ben dedim hiç zahmet etme. Sen nereye bakarsan ben ücretli olarak orada olurum. Hazırım ben Ben diyorsun. hazırım. Sen Ben bana bak. kümesteyim. Yani kümesteki kazlar hep Dışarıdaki klasik. tilkiler, sistem onlara göre. Az önce Emre de anlattı. Nuri diyor ki yani o %20 var ya en tepedeki %20. Her şey onlar için. Diğerleri de biz yılkı atıyız. Yılkı hani biliyorsun üretim alındıktan sonra araziye salınan atlara deniyor. Biz hepimiz yılkı atıyız ama o %20 var ya krem döla krem. Oraya baktığın zaman abi onlarla daha iyi anlaşıyorsun. Sistem onlara göre kurduğun için çok daha güzel oluyor. Peki biz ne olacağız? İşte ne olacağız onlar bilmiyorum işte. Biz de bu arada umutlarla. Biz ya kısa vadede acı çekeceğiz ama uzun vadede rahatlayacağız. Bu Ama politikalar kısa Keynes'te vadede ne zor diyor? gelebilir. Keynes'te ne diyor? Uzun vadede hepimiz ölüyüz. Orası. Evet. Evet. Hocam 52 yaşına yaklaştım. 32 senedir sektörün içindeyim. Hep duyduğum cümle şuydu yani hayatım boyunca sadece bir süre sadece bunun gerçekleştiğini gördüm. İki tane cümle hep duyduğum bir şeydir. Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bugünlerde diye Evet, başlayan evet. cümle. Bir de kısa bir süre acı çekeceğiz sonra güzel günler bizi bekliyor. Hiç bunları ben göremedim maalesef. Umarım ben yanılırım. Keynes gibi belki çocuklarımız görür. Ama bu ülke bunu hak etmiyor. Daha iyisini hak ediyor. Onu net olarak söyleyebilirim. Net olarak çünkü genel yaklaşım şu, sorunlarımızı torunlarımız çözer. Biz bir şey yapmak zorunda değiliz. Genel anlayış bu olunca tabii Allah torunlarımıza kolaylık versin diyorum. Onunla ilgili bir Çinliler de tam tersini söylüyor. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Çin atasözüdür. Dünya bizim değil, biz bunu çocuklarımızdan emanet aldık diye bir lafı vardır. O yüzden Kızılderililerin sözüdür o. Biz Kızılderililer düzeltme mi? yapayım. Olabilir. Ben Evet. yanlış hatırlıyorumdur. Evet, Onlardan güzel ödünç aldık. bir laf. O dünyayı onlardan ödünç aldık. Ne kadar güzel bir aslında gelecek vizyonu değil mi? Bizim Evet. fıkra da var biliyorsun bununla ilgili. Nedir? Fıkrayı da anlatayım madem öyle piyasalara bağlayalım. Tabii. Hazır Şeref Oğuz gelmiş, şenlendirmiş ekonomi masasını. Estağfurullah. İşte adamın biri geliyor abi restorana sen belki daha iyi biliyorsun ve daha güzel anlatırsın ama lokantaya restorana yiyor içiyor hiç para ödemeden gidiyor. Tam böyle çıkacakken garson tutuyor beyefendi diyor nereye gidiyorsunuz yediniz içtiniz böyle hesabı ödemeyecek misiniz diyor. Diyor ki yok diyor ben ödemeyeceğim benim diyor torunlar ödeyecek diyor hesabı onlardan alırsınız diyor. Garson şöyle bir düşünüyor yani mantıklı gibi geliyor nasılsa torunu ödeyecek tam çıkıyor. Bir dakika beyefendi ne oldu diyor. Sizin diyor dedenizin borcu vardı. Onu Evet. ödeyin ondan sonra Evet. çıkın. Sizinkini torunlara. Evet, Öyle bir çok. hikaye yani Yani bizimki. onun umuda dair olanını da şöyle konvert edelim de Nuri'ye, Sevgen'e Evet. bağlanalım. Genel olarak hani yarınlar daha güzel olacak. Peki bugünler dünün yarınları değil miydi kardeşim? Bir şeref ol sözümü diyorsun. Evet. Evet Evet. Nuri Sevgen piyasalar cephesine geçelim On bini nihayetinde. açtırdık. 10.000'i Evet. açtırdık. Sonunda. Nasıl Sonunda. başardın diyor sevgili Bu, Şeref Oğuz. Nuri Sevgen'in parmağı var bu işte diyorlar. Aman abi öyle deme Öyle yanlış demeyelim. anlaşılır. Yani Yok yok. yanlış Yok abi anlaşılır. dur Doğru. dur. Aman hassas kolla. Bıyık bile bırakmıyorum. Pala derler diyor hocam. Şöyle. Oh. Çok güzel. Evet abi piyasalar nasıl bir hafta ortası bizi bekliyor? Vallahi şimdi dün itibariyle içeri bakarsak aslında piyasayı yukarı doğru ittiren iki tane gelişme oldu. Aslında aynı gelişmenin iki dalı oldu. Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklamalar oldu. Biri vergiyle ilgili yaptığı açıklamalar, diğeri de enflasyon muhasebesiyle ilgili yaptığı açıklamaların algıları oldu. Bankacılık sektörü liderliğinde önemli bir hareket yaşadık. Ve 10 bin o dün yayında özellikle söylediğim kritik noktanın üzerinde kapatmayı başardık. Bu çok olumluydu çünkü aksi ciddi bozardı grafikleri ve piyasaları. Bu olması olumlu oldu aslında. Ancak burada bir şey daha söylemek lazım. Bir de bizim X tüm endeks diye bir endeksimiz var. Yani endekse BIST 30'u, BIST 100'ü, BIST 50, BIST 50'yi oluşturan endekslerin dışında tüm hisselerin içinde olduğu bir endeksimiz var. Bu endeks dün düştü. Yani dün BIST 30 yükseldi, 50 yükseldi, 100 yükseldi ama BIST tüm düştü. Yani bu şunu gösteriyor. Küçük senetlerden büyük senet doğru geçiş vardı dün.
Bunun net bir hareketini gördük. Yani para dolaşıyor, yeni bir para girişi yok. İşlem hacmi yüksek ama bir başlangıç devamı gelebilir. İlk hareketler böyle olur önce. Yani yatırımcı, özellikle spekülatif hareketleri seven yatırımcılar önce endeksi etkileyen senetlerde pozisyon alır. O senetler belli bir noktaya geldiği zaman geri kalmış senetlere, yani fiyat olarak geride kalmış senetlere seçici olarak girmeye başlar. Bir süre sonra coşku oluştuğu zaman artık seçmemeye başlarlar. Orada zaten bizim gibiler de yeter, çok yükseldi falan demeye başlarız. Şu aşamada ilk aşamalarını yaşıyoruz gibi görünüyor. O yüzden bugün itibariyle olumlu bir güne başlayacağız gibi. Ama tabii yurt dışı tarafı o kadar olumlu başlamıyor bugüne. Hafif bir eksi var Amerika tarafında. Dünkü yükselişten dolayı kar satışı. Asya tarafında Çin'in ek kararları var. Bu ek kararlardan dolayı Asya tarafında bir olumlu hava gözlemliyoruz. Genel itibariyle Türkiye'de 10 yıllık yeni borçlanmaya gitti ve diğer tahvillerde de geri alımla ilgili açıklamalar yaptı Türkiye Hazinesi. Bu da özellikle yeni gösterge tahvili faizimiz oldukça düşük olduğunu ve doğru zamanda bunun olduğunu gösteriyor. Bu da dış borçlanma açısından iyi bir haber aslında. Bunların hepsini üste koyduğunuz zaman bugün itibariyle kötü bir gün olmayacak. Grafikleri itibariyle göstereyim müsaade ederseniz, ne oldu ne bitti diye. Lütfen. Bu arada ben altta yazıları pek okumuyorum da genelde hep şundan şikayet ediyorlar. Bilmiyorum, Beşik'teki arkadaşlar dikkat ederse grafikleri koyuyorsunuz ama grafiğin altında bu KJ gibi bir görüntü oluyor. Biz tam göremiyoruz grafiği diyorlar. Ona dikkat ederse çok sevinirim. Ben de onlara sözcüsü olayım bu arada, izleyiciler için. Şu klasik Yok, bizim koymuyoruz. Rahat görünüyor Nuri Tamam, Sevgi. süper. Tamam. Son günlerde en çok bu konuda şikayet duydum da o yüzden ben de ileteyim istedim. Şu klasik dikdörtgenimiz ve bu da yükselen trendimiz. Dün itibariyle söylediğim nokta şurasıydı. 100 günlük ve 50 günlük şu mavi olarak gördüğünüz ortalamaların üzerine çıkması önemli. Eğer çıkmazsa aşağı trendin altına, yani 9800'ün altına gelirse maalesef grafiklerde önemli bir geri çekilme potansiyeli olabilir şeklinde tedirgin edici ya da en azından beni tedirgin eden noktayı vurgulamıştım. Neyse ki dün 10 bin üzerine kapandı ve işlem hacmi şurada altta gördüğünüz kısımda çubuk yükselerek kapanması işlem hacminin yükselmeyi gösteriyor. Bu olumlu. Şimdi bugün ne olacak? Bugün şurada şu 100 günlük ortalamanın geçtiği bölge olan, kapacı olarak size söyleyeyim, yaklaşık olarak 9980 civarları önemli destek bölgemiz görünüyor. İlk destek bölgemiz. Ama benim için en baba destek bölgemiz şu trendin geçtiği ve ortalamaların geçtiği 9850 bölgesi. Bunun üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru potansiyelimiz var. Dün salı günüydü. Bugün de çarşamba olduğu için bir miktar balör avantajından dolayı nakite dönüşler olma ihtimali var. Ama büyük bir hareketlik olmama ihtimali üzerine duruyorum ben. Yani geri çekilse bile günü gene 10 bin üzerinde kapatma ihtimali kuvvetli gibi, dünkü alışlara bakarak konuşuyorum. O yüzden 9980, hadi biraz daha aşağı 9950 diyelim. Oraya kadar geri çekilmeler moral bozmasın. Ama gün sonunda 10 bin üzerinde kapatırsa şurada o dikdörtgenin üst tarafı olan 10.200'e doğru hamle yapma potansiyeli. Sonrasında şurada gap'i kapatma noktasına, yani gap dediğiniz nokta başlığı yer şurası. 10.400-500'e doğru hamle potansiyeli ortaya çıkacaktır. O yüzden şimdilik 10.000 üzerinde kapatması bence gayet olumlu. Bugün de devam ederse yukarı doğru potansiyelimizin artına dair belirgin işaret göreceğiz gibi görünüyor. Buna bağlı seçici hareketler olacaktır. O senet bazı seçimler çok önemli. Adını bile ben yeni duyduğum bazı senetler var. Onlara değil de daha çok endeks senetlerine bakmalarında fayda var. Kısa süreli trade edenler için söylüyorum bunu. Ama ana trendde zaten beklentilerle ilgili önemli bir sıkıntımız yok. Orada genel beklentim halihazırda devam ediyor. Peki Şeref abi var mı soru? Var, şeyi sorayım. Bu borsaya olan ilgi, yatırımcı ilgisi, bu 10 bin barajı çok konuşuluyor ya. Bir artış seziyor musun? Yeni bir yöneliş var mı? Aslında çok da fazla olduğunu söyleyemem. Daha çok içerideki paranın döndüğünü söyleyebilirim. Hatta küçük yatırımcının özellikle bireysel fonlardaki satışlarının son dönemde yüksek olduğunu hem fon yönetici arkadaşlarından hem bireysel portföy yöneten arkadaşlarından duydum. Yani hisse senetleri çok düştü. Ben de uzun süredir burada bekliyorum. Bak, faize de böyle bir kazanç var. Allah kahretsin, keşke yapmasaydım deyip o 9200-9400'deki o düşüşlerde ciddi şekilde fon satışlarının olduğunu gördüm. Geldi yatırımcı en dipte satıp en tepede almayı seviyor maalesef ki. O yüzden burada henüz o ilgiden bahsetmek mümkün değil. Şu anda ya aman Allah kahretsin, borsayı serzenişleri daha fazla. Hatta geçen hafta bir trend değişimini gördüğünüz zaman bir anket yaptım sosyal medyamda. Çünkü bir görüyorum, bir de insanların bakış açısını koklayayım dedim, hani kendi takipçilerim Ne arasından. çıktı? Genel eğilim %54 civarında. Burası aşağı gidecek, yukarı gitme olasılığı yok özelinde ya da en azından genel söyleminde bir görüş çıktı.
Ben de bu tür bir görüş çıkınca tamam o zaman yükseliyoruz dedim. Hakikaten de öyle oluyor şu anda. Çünkü genel yatırımcı maalesef ki piyasa dinamikleri bilmediği için yanlış yerde satıp zarar ediyor. Bunun da sebebi şu. Sizin 100 birim paranız varsa bunun 100 birimin 90 birim bir yatırıma koyduğunuz zaman doğal olarak stres yaratır sizde. Ama sizin 100 birim paramızın 10 birimini, 5 birimini, hadi deyin 20 birimini bir yere yatırdığınız zaman büyük oynamalarda çok ciddi rahatsızlık yaratmazsın sizde. Çünkü onu atmışımdır bir kere bakmam dersin. Bir ev aldığınız zaman diye düşünün. Bütün paranızı bir gayrimenkule yatırdığınızı varsayın. Gayrimenkul bütün paranız orada aman. Yarın bir emlakta ihtiyacınız olduğu zaman gayrimenkul değerlerinin düşüşte de tedirgin olursunuz. Ama gayrimenkul alan yatırımcı ne yapıyor? Alıyor atıyor zaten 5 sene boyunca hem de vergi avantajı dolayısıyla zaten ben bunu satmayı düşünmüyorum diyor. Ya da kira geliri elde edeceğim diyor. Böyle bakıyor. Ama borsada fiyatlar online oynadığı için yani her saniye oynadığı için ama emlak piyasasında bunu gözlemlemediğin için emlak daha bir iyi yatırım gibi görünüyor aslında. Hisse senedi bence uzun dönemde daha iyi bir yatırım. Çünkü siz orada şirkete ve şirketin gayrimenkullerine de yatırım yapıyorsunuz. Alın buradaki en değerli şirketleri bile ya en değerli derken bilanço değerliden bahsediyorum. Fiyat değeri gereğinden fazla primde olan şirketler elbette ki var. Mesela ne bileyim Koç Holding gibi, Ereğli gibi, ne bileyim Sabancı gibi, büyük bankalar gibi. Bunların değerlerine baktığınız zaman gayrimenkul değerleri bile oldukça yüksek olması gereken yerlerde değiller. Hatta pek çok şirketin bu endekste saydığım senetlerin defter değeri dediğimiz yani öz varlıkları yani borçlarından bütün varlıkların çıktığınız zaman kalan rakamın hisse sayısına bölündüğü zaman çıkan rakam o şirketin o fiyatta tasfiye ettiğinizde elde edeceğiniz hissenin fiyatının iki katına ya da %30, %40 üzerinde olduğu hisseler var. Bu yüzden böyle hisse senetlere yatırım yapmak gayrimenkul almaktan daha değerli getiriler sunuyor ama Şey, maalesef yatırımcı evet. bakıp da fiyatlarından etkileniyor. Sürecin psikolojisini çok güzel anlattı. Yani sürecin bir de psikolojisi var. Yani emlak yatırımcısı düz ovada araba kullanmak ama borsa yatırımcısı bir bakıma dağ bisikletiyle uçurumun kenarından gitmeye benziyor. Çok daha Ya fazla bu risk var, heyecan evet. var, değil mi? Evet. Warren Buffett'ın Sürecin lafı gibi yani. psikolojisi de önemli. Yani Warren Buffett'ın çok sevdiğim lafı var. Yani hisse senedi yatırım yapmak şeydir böyle sıkıcı bir iştir. Alırsınız, tutarsınız. Fiyata baktığınız zaman fiyat oynamaz, rahatsız eder, ani oynamalar tedirgin eder. O yüzden en iyi şey alın, atın kenara biraz da bakmayın. Hatta her ay BES'i o yüzden öneriyorum ben. Çünkü ben de BES yatırımıyla bunu yapıyorum. Çünkü hisse senedi alsam aynı şeyi ben de yaparım. Her gün ekrana baktığım için hiç olmadık yerlerde senedimi kaptırabilirim. Ama BES yatırımında hele bir de BES yatırımını böyle güvendiğim sektörlere yaptıysam uzun dönemde her zaman kazandırıyor.